Adobe uzun zamandır beklediğimiz video düzenleyen yapay zekasını sonunda tanıttı. Modelin ismi ise Firefly Video. Fotoğraf düzenlemek için halihazırda Firefly yapay zekasını kullanıyorduk. Hatta birkaç gün önce Firefly 3 yayınlandı. Bununla alakalı da ayrı bir video yapacağım. Yeni tanıtılan Firefly video modeliyle tıpkı fotoğraflardaki gibi istenmeyen yerleri çıkartabileceğiz. Hatta yeni sahneler oluşturabileceğiz. Bununla birlikte üzerimizdeki kıyafete kadar istediğimiz her şeyi değiştirebileceğiz. Adobe bu yeni özelliği geçtiğimiz yıl bir etkinlikte duyurmuştu ve uzun süredir sessizliğini koruyordu ve bununla alakalı herhangi bir açıklama gelmedi. Ta ki bu yapay zekayı anlatan yeni bir video yayınlayana kadar. Bu yeni yapay zeka içerisinde muhteşem özellikler tanıtıldı. Ben dahil birçok insan heyecanlandı ve şu anda modelin çıkışını merakla bekliyoruz. Adobe bize hangi özellikleri tanıttı? Hazırsanız başlayalım. Bu özellik direkt olarak Premiere Pro içerisine entegre olacak ve ayrı bir kullanım şekli olacak. Bir sahnede istediğiniz bir yeri değiştirmek isterseniz seçim aracıyla değiştirmek istediğiniz yeri seçiyorsunuz ve istemi giriyorsunuz. Firefly isteminize göre sahneyi düzenleyecek. Bununla birlikte sadece ekleme değil, istediğiniz bir yeri kaldırabiliyorsunuz. Seçim aracıyla seçim yapmanın dışında akıllı seçim aracı getirmişler. Model sahnede bulunan objeleri otomatik olarak tanıyor ve istediğiniz yeri hızlıca kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca video içerisinde bulunan kişinin kıyafetini değiştirebilirsiniz. Diyelim ki videonuz kısa ve kurgu sırasında video süreniz yetersiz kaldı. Model bunu da çözüyor ve sahneyi uzatıp sanki gerçekte o sahne çekilmiş gibi sahneyi devam ettiriyor. Muhtemelen bu özellik devam eden sahneleri kopyalayıp ilerleme kaydediyor. Türk dizi yapımcıları yaşadı. Bundan böyle uzun bakışma sahnelerini daha da uzun yaparlar. Artık dizilerin yarısı bakışmayla geçer. Zaten öyleydi. Daha da artar. Devam edelim. Bu özelliğin karışık sahnelerde çok başarılı çalışacağını sanmıyorum. Tabii ki bekleyip göreceğiz. Bununla birlikte bence en önemli gelişme rakip şirketlerle işbirliğine gitmiş olmaları. Firefly video modeli OpenAI'nin sonrası Runway ve Pika ile birlikte çalışacak. Yani elinizde bu şirketlerden birinin modeli varsa bunu Premiere Pro ile eşleyip video düzenleme sırasında hızlıca yeni içerikler oluşturabileceksiniz. Gerçekten önemli bir gelişme ve bu modelin güçlü bir çıkış yapmasına yardımcı olabilir. Firefly video modeli bu şekildeydi. Bu yılın sonlarına doğru çıkarmayı planlıyorlarmış. Belki daha erken çıkabilir, belki de 2025'e sarkabilir, belli olmaz. Tanıtım videosu umut verici. Ancak Firefly'ın ilk çıkış zamanlarını hatırlayın, ciddi anlamda hayal kırıklığı yaratmıştı. Umarım bu şekilde olmaz. Çünkü Adobe gibi bir dev şirketten insan ister istemez daha iyisini bekliyor. Günümüzde ise Firefly'ın 3. modeli çıktı ve çok daha iyi seviyeye geldi diyebilirim. Bununla birlikte OpenAI'ın sonrası Runway, Pika gibi şirketlerle birlikte çalışacak olması ciddi anlamda önemli ve umut verici. Bu durum Adobe'nin yapay zeka politikasının değiştiğini gösteriyor. Adobe Firefly modelini yayınlamadan önce telif hakları konusunda ciddi bir adım atmıştı. Yapay zeka modellerini eğitirken telifsiz hiçbir içeriğin kullanılmadığını açıkladılar. Kendi stok görsellerini ve anlaşma yaptığı diğer şirketlerin içeriklerini kullandılar. Hatta Adobe Midjourney'i ciddi derecede eleştiriyordu telif hakkı konusunda. Çünkü Midjourney telif hakkı gözetmeksizin bütün internet üzerinden modellerini eğitti. Ancak son dönemde ilginç bir iddia ortaya atıldı. Adobe Firefly'ın 3. versiyonunu eğitirken Midjourney tarafından üretilen görselleri kullanmış. Bildiğim kadarıyla bu haberi yalanlamadılar. Adobe'nin telif haklarını korumak için vermiş olduğu mücadele takdire şayan. Ancak bilinen bir gerçek var ki bir yapay zeka modeli ne kadar çok veriye sahip olursa o kadar iyi eğitilir. Adobe bu durum özelinde biraz da mecbur kalmış gibi gözüküyor. Telif hakkı problemi yaşamamak için bir nevi problemin etrafından dolanarak çözmeye çalışmışlar. Bu haber ardından OpenAI, Runway gibi şirketlerle birlikte çalışacağını açıklaması, Adobe'nin birazcık katı politikasından vazgeçtiği ve yapay zeka konusunda daha çok ortaklığa gideceğini bize gösteriyor. Başlarda sanki tek başına ilerleyecekmiş gibi gözüküyorlardı. Çünkü açıklamaları ve tavırları bu şekildeydi. Ancak bu durumun böyle olmayacağını kendileri de anlamış olacak ki bir anda işbirlikleri açıkladılar ve farklı yollara gittiler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada beni diğer sosyal medya platformlarından da takip edebilirsiniz. Özellikle X platformunda yapay zeka konusunda anlık paylaşımlar yapıyorum. Ben Ömer Coşkun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.